İstiklal Caddesi'ndeki bu bombalı eylemiyle de Evet. bu hat artık son zirveye ulaştı diyelim. Türkiye buna bir şekilde dur demesi gerekiyor. Evet. Yani bunlara hesap sorması gerekiyordu. Çünkü masumlar, sivil halk burada zarar görüyor. Sivil Kesinlikle. halka yönelik bir saldırı söz konusu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de buna bir dur demesi gerekiyordu. Bunun zamanı gelmişti. Uluslararası konjonktür de buna uygun. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten uygun olmasa ne olacak? Tabii. Bizim zaten biraz önce belirtmiş olduğum gibi son sınıra geldik. Bu saatten sonra kimseye de ihtiyacımız yok. Şöyle ihtiyacımız yok. Gelişen bir savunma sanayimiz var. Evet. Kendi kararlarımızı alabiliyoruz. Hiçbir ülkenin güdümünde değiliz. Hiçbir ülkenin kontrolünde de değiliz. Dolayısıyla bu harekat gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız Endonezya dönüşünde bunun sinyallerini verdi. Evet. Ve bununla ilgili olarak da düğmeye basıldı. Ve bir gece ansızın gelebiliriz cümlesinin sonucu olarak da dün gece saat 12'den itibaren başlayan harekatta Evet. PKK terör örgütüne bu bölgede yaklaşık olarak işte Tel Rifat'ın Tel Rifat'tan başlayarak Kandil'e kadar olan bölgede ve yine kuzeyden güneye yaklaşık 200 kilometre derinlikte Evet. bu özellikle Irak bölgesinde 50'ye yakın uçakla 20'den fazla silahlı insansız hava aracıyla bu operasyon gerçekleştirildi ve Aslında diğer operasyonlardan biraz da ayrılan noktası eş zamanlı başlatılması ve diğerlerine nazaran daha geniş bir alanı kapsamasıydı Ali Fuat Bey. Yani evet, Suriye'nin kuzeyine 5. bir harekatı aslında uzun süredir konuşuyorduk. Irak'ın kuzeyinde zaten Pençe Kilit operasyonu devam ediyordu. Özellikle Zap bölgesini kapsayan. Evet, bunun geleceğinin zaten sinyali vardı, açıktı. Ancak sanırım ilk defa, yanılıyorsam lütfen düzeltin, bu kadar geniş kapsamlı ve eş zamanlı bir operasyona şahit oluyoruz. şimdi tabii Merve Hanım, daha önceki operasyonlar belirli noktalara yapılan, yoğunlaşılan sadece bir coğrafyada belirli mesela diyelim ki sadece Metina kampına yönelik ya da Kandil'e yönelik ya da Evet. herhangi bir o bölgedeki ZAP kampına yönelik bir işte hava harekatı yapılıyordu. Birkaç uçak katılıyordu. İşte insansız hava aracı ya da silahlı insansız hava aracı katılıyordu. Bununla yetiniliyordu. Ya da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yapmış olduğu etkili nokta operasyonları vardı. Evet. Bu PKK terör örgütünün sözde lider kadrolarının kafasını kaldıramayacak şekilde yapılan operasyonlar vardı. Ancak bu onların ayrı, apayrı bir şey. Biraz önce yaklaşık rakamlarını verdim. Tabii. Buna ilgili Milli Savunma Bakanlığı açıklamayı yapar. 50'den fazla uçak var. 20'den fazla silahlı insansız hava aracı var. Bunların senkronize edilmesi, bunların bütün hedeflerin tek tek bunlara verilmesi, yani bir uçak bir hedefe bomba atıp dönmüyor, birkaç hedefi var. Bütün bunlar ayrıntılı planlama gerektiren ve Evet. bunların yürütülmesi de, bunların sevk idare edilmesi de oldukça bilgi, donanım, kabiliyet Evet. ve yetenek isteyen bir durumdur. Bu da çok şükür Türk Silahlı Kuvvetlerimizin komuta kademesinde hepsi mevcuttur. Pilotlarımız da hepsi mevcuttur. Bunlar da bu yapılan operasyonlarında hiçbirinin burnu kanamadan hepsi de üst bölgelerine geri dönmüştür. Evet. PKK'ya da büyük zayiatlar verdirildiğine inanıyoruz.